Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hâdiye leh. Neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtuh. Bugün erta tongdan Türkiye'de jurnalistika sohası bo'yicha magistrant yo'nalishida, ya'ni magistrant jurnalistik soha bo'yicha magistrant maqomida tahsil olayotgan va ijtimoiy tarmoqlarda o'zbek zabon xalqlar orasida tinglovchisi sezilarli darajada hurmat e'tibori ham ya'ni yuksak bo'lgan Abdukarim Mirzayev birodarimizni turk polisi tutqunlikka olgani, u kishi haqida ba'zi xabarlarni tekshirish uchun qamoqqa olganligi to'g'risida xabarni o'qidik, mahzun bo'ldik va biroz xursandchilik sababi oz o'tgandan keyin yana tarqadi. Alhamdulillah, bu kishi haqidagi shubhali xabarlar o'z tasdig'ini topmagan. Shubhali xabar nima edi? Men aniq informatsiyamanda, ya'ni ular tepasida bo'layotgan ish to'g'risida xabarim bo'lmasa-da, mendagi taxminlar bor. Ular nimadan shubhalanyapti? Unga u haqida to'xtalamiz. Lekin mamlakatdan chiqarib yuborishlik to'g'risida turk mahkamasi qaror qabul qilgan. Bu qarorni yana ya'ni ilg'o qilish uchun harakatlar bo'lyapti ekan. Nima bo'lgan taqdirda ham musofirda yurgan, hech qanday jinoiy to'dalarga aralashmagan, madaniy, oydin, ziyoli bo'lgan o'zbek musulmonlarimizni Alloh taolo o'zi yordamchisi bo'lsin. Musofirchilikda bunga o'xshagan hodisalar kishining boshiga tushsa, u asl og'irlikni o'zi sezadi, boshqa odam sezmaydi uni. Alloh najot bersin. Shu munosabat bilan o'zimning boshimda bo'lgan, o'tgan mavzu haqida gapirishlikka vaqt topolmay yurgan edim. Mana bahonada gapirib olmoqchiman. Menga nisbatan ham, ya'ni bundan taxminan 2 hafta yoki 15 kun atrofi oldinroq Turkiyaga zaruriy tijoriy ziyorat, ba'zi ishlar bilan safar qilgan edim. Turkiya aeroportida ya'ni pasport tekshirish jarayonida menga pasport tekshiruvchi qaradi-da, boshdan oyoq hayron bo'lib, kimnidir chaqirdi, kelishdi va aytdiki, senga dedi, Turkiyaga kirishlik uchun taqiq bor dedi. İşte. Turkiyaga taqiq qo'yilgan dedi. Shu bilan oborib polis ya'ni o'sha aeroportni o'zida politsiya xodimlari oldiga olib borishdi, dokumentlarimni ularga berishdi va ular kimnidir chaqirdi, bez forma ikkita odam keldi. U ikkita odam keyin men bilan so'roq-savol qilishni boshladi. So'roq-savol menga aytdiki, sen dedi, nimaga kelyapsan Turkiyaga dedi. Men aytdim, ziyorat, tijorat. Turkiyaga 2017-yilda bir marta kirib ketganman, bir hafta yurib ketganman. Boshqa kelmaganman, lekin bu safar yana kelish shu tijorat ziyorat maqsadida dedim. Desam keyin boshlandi. FETÖ tashkiloti haqida so'radi mendan, keyin Suriyadagi bo'lgan siyosat to'g'risida, Daish masalasi haqida 3-4 og'iz gaplashganimizdan keyin u kimgadir telefon qildi, boshqa odam keldi. Boshqa odam keldi, u o'tirib, keyin boshladi biz bilan yana suhbatni. Oxir menga aytdiki, sen dedi, yonidagi bolaga aytyapti, turkcha gapiryapti. Bu dedi,
Rıza Zarraf durumu da dedi, yani Rıza Zarraf ki o şey yaptı bunu anakası dedi. Kime ettim ki sen dedim beni hainliğe okşatma dedim. Rıza Zarraf hain ki dedim. Türkiye'ye hıyanat kıldı dedim. Başbakan, bak, yani bakanlar oğulları bilen gelişip para aldı verdi, yolsuzluk her işlerini kıldı. Ahire içkere de o şey darbadan aldın asosiy aktyor Rıza Zarraf dedi. Ki Amerika'ya koştu, Amerika'ya borup hemen narsani sattı. Sen beni hainliğe okşatıyorsan dedim. Keyin bir-biriga tikilib sal sergak tortgan odamlar. Keyin aytdiki, sen dedi, bo'lmasa dedi, Abdulloh Chatliga o'xshayapsan dedi. Men aytdim, Abdulloh Chatliga nimaga o'xshatasan meni? Mafiyaga aloqam yo'q meni dedim. Mafiyaga umuman aloqam yo'q. Abdulloh Chatliga o'xshatishing balki bir ma'noda vatanparvar, millatini o'ylagan inson sifatida aytayotgan bo'lsang, balki ehtimol bu ma'noda Abdulloh Chatli vatanparvar odam edi. Endi Turkiya siyosati haqida gaplashyapman u bilan. Keyin ozgina turgandan keyin menga aytdiki, "Men dedi 6 yillik shu Turkiyada mana shu go'ravda ishlarganman dedi. 6 yilda seni vaziyating bilan kelgan odam Turkiyaga kira olmagan qaytadi dedi. Faqat seni dedi turk siyosati borasida bu qadar bilming borligini hurmatidan dedi, senga qo'yilgan narsani aytaman dedi. Sen dedi ichkariga kirishliging Türkiye bakanlığı tomonidan C141 kod bilan tahdid kodi bilan senga taqiq qo'yilgan. Nimaga ekanligini bilmaymiz dedi. Buni hech kim hal qila olmaydi dedi. Bitta yo'li bor. O'zbekistonga qaytasan, konsulga uchrasan va hodisani tushuntirasan. Rasmiy qurum, rasmiy doiralardan ishlash joylaringdan bosh buri yopasan dedi, ya'ni o'sha konsulga murojaat qilasan, o'sha murojaatga ko'ra keyin kirishing mumkin. Vakallik o'zi bunga ruxsat beradi. Hech kim aralasha olmaydi dedi. O'sha paytda ba'zilar masalan yengil sanadi, ba'zi o'sha Turkiyaga kirib chiqib yurgan, anu Amerikadan kelgan kalta fahm kalta, o'zi ham kalta bir bola bor. Birovni haqidan qo'rqmay hozir shuni qilib yurgan bola. Kalaka qildi o'zicha. Kalaka qiladigan ish emas edi. Turkiyaga bizni kirgizmasligi demak shaxsiy emas bu. Bu joyda Turkiyaning ichidagi siyosiy o'yinlar bor. Qandaydir o'yin borligini o'sha paytda sezdim men. Indamay turgan edim, chunki keldim. Turkiya konsulida yaxshi tanishlarim bor. Ya'ni konsulida, ya'ni elchixonada ishlaydigan yaxshi tanishim bor deganim. Diniy soha bo'yicha maslahatchi juda yaqinman bilan. Nimaga? Chunki ba'zi anjumanlarga birga borganmiz. Birga yonma-yon borib kelguncha suhbatlashganmiz, u joyda suhbatlashganmiz, ilmga, dinga, diyonatga yaxshi odam. U kishi aytdiki, "Mumkin emas dedi, seni kirgizish kerak, nima uchun kirgizmaydi?" dedi. Ben dedi bu masalani o'rganaman dedi. Hozir Dubayga ketib qoldim, telefon qildi bir. Kel konsulga kirib chiqamiz dedi. Vaqtim bu yerda kelib qoldim. Borsam kiraman. Ozgina vaqt o'tgandan keyin Davron Tojaliyev ukamiz, birodarimiz Turkiyaga necha marta kirib chiqib yurgan? TRT'da o'zbek bo'limida, TRT o'zbekda jurnalistik faoliyatlar qilgan. Ziyoli bola, o'zbek segmenti ichida ziyolilar doirasidagi bola. Qalami bor, jurnalistik qobiliyati bor, qo'lida kamerasi bor, hamma ishi bor bola. Bunga ham aynan C141 tahdid kodi qo'yilgan, kiritilmadi. Endi meni xulosalarim, ya'ni meni fikrimda ba'zi narsalar, fikrlar bor edi. O'sha men bilan gaplashgan tashkilot egalari bilan ham bu haqda gapirdim. Men dedim, o'sha aşırı gruplar bor. Aşırı degani ularda hali radikal gruplar, ya'ni qo'liga qurol olib odam o'ldirishlikdan tap tortmaydigan toifalarga qarshi odamman men. Qanaqasiga men tahdid uyushtirishim mumkin dedim. Desam endi u ham juda aqlli bola ekan, aytayaptiki, "Sen tahdid uyushtirmasliging mumkin, lekin Turkiya tranzit vazifasini o'tab qoldi bir necha yillardan beri. Shu asosan O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'izistondan, Tojikistondan kelgan odamlar
transit sifatida Turkiyadan foydalanyapti, Suriyaga o'tib ketyapti. O'shani oldini olish uchun qilyapti bu ishni. Va senga nisbatan ham o'sha umumiy qoidalarni formatiga tushganing uchun balki senga tahdid qo'yilgan bo'lishi mumkin dedi. Tamam dedim. Sen bilan tortishligini foydasi yo'q bilaman dedim. Lekin bu ishni baribir oxiriga yetamiz inshaalloh robbil alamin. Bu O'zbekiston bilan Turkiya o'rtasidagi aloqalarga ta'sir qilmasligi kerak. Chunki Turkiya O'zbekistonni kelajagini, ya'ni kuchli davlatlar safida ko'rishlikni xohlaydi. Turkiyaning asli tagi bizni ajdodlarimiz borib Turkiyani kashf qilishgan, Turkiyani fath qilishgan, Turkiyani Turkiya qilgan bizning ajdodlarimiz. Sulaymon shoh ilk qadamni boshlagan odam, uni o'g'li Ertug'rul, uni o'g'li Usmon, o'shalardan sekin-sekin kelib Usmoniylar Turkiyani davlat sifatida shakllantirgan. Vaholanki Turkiya Konstantiniya nomi bilan mashhur edi. Istanbulning asl nomi Konstantiniya edi. Vizantiyaning eng qadimgi shaharlaridan, eng dunyoda, ya'ni ko'z bebey deydi ularda. Dunyoda Vizantiyani, Rimni eng ishongan shaharlardan biri edi. O'sha shaharni fath qilgan turklar, musulmon turklar bizning ajdodlarimiz. Nahotki biz o'sha joyga taqiq qo'yilsak, to'g'ri emas bu. Bu yerda boshqa narsa bor. Haligi ishchiga aytdimki, ya'ni menimcha MIT u Milliy istixborot tashkilotining bolasi. Sizlarda dedim, hala ya'ni kripto ya'ni paralel yapı var, ya'ni kripto degani o'zini to'g'ri ko'rsatadi, yashirin tarzda paralel davlatga xizmat qiladi, FETÖ tashkilotiga. FETÖ tashkiloti degan tashkilot bor, u tashkilot hozir terror tashkiloti deb e'lon qilingan. O'sha tashkilotni ma'lum joylarda odamlari bor. Ular Turkiyaning imijiga, Turkiyaning ya'ni obro'siga shunga o'xshagan ishlar bilan ta'sir ko'rsatish tijoratchilarni bir qoidasi bor. Bir zavodni oldin bankrotga uchratib, keyin sotib olish. Buni juda ko'pchilik yaxshi biladi. Zavod bankrotga sun'iy shaklda uchratiladi, keyin bu zavodni kim sotib oladi desa, o'sha bankrotga uchratganlar o'zi orqadan kelib pulini tikib sotib oladi. Davlatni ham xuddi shunaqangi qilish rejasi bor odamlarda. O'sha paralel tashkilot to'g'risida Rajab Tayyib Erdo'g'on janoblari aynan mana shu narsani ko'p gapirdi va FETÖ deb nom qo'ydi. Ular Turkiyaning imijiga noto'g'ri ta'sir qilyapti dedi. Xuddi Suriya chegarasida Rus uchog'ini urib tushirgan paytida dastlab qahramonlik deb e'lon qilishdi. Keyin Rusiya bilan bo'lgan problemalarni tagi ochilganda uni urib tushirgan Baylok, ya'ni kodi bilan Baylok programmasini ishlatadigan odamlar ekanligini, FETÖ'ga aloqador ekanligini, bu bilan ruslar va turklar o'rtasini buzishlikka harakat ekanligini o'zlari Rajab Tayyib Erdo'g'on va u kishining atrofidagilar aytdi. Bu ishlar ham shunga o'xshagan narsa bo'lishi mumkin. Endi Turkiyaning ichida Abdukarim Mirzayev faqat targ'ib odamlarni qalbini yumshatadigan, dinga, diyonatga moyil qiladigan, vatanparvarlik, ya'ni yaxshilikka targ'ib qiladigan suhbatdan boshqa narsasi yo'q. Nima shu shubha bo'lishi mumkin? Ana endi keldik. Shubha nima bo'lishi mumkin? Shubha Turkiyada informatsion ya'ni nazoratdan tashqarida kuchlar bor. Informatsiyani nazorat qila olmaslik oqibatida Turkiyaga xavf tug'ilish ehtimoli bor. O'sha xavfni oldini olish uchun katta-katta blogerlarni imkon tug'ilgan zahoti, ya'ni deport qilish, Turkiyaning informatsion bazasini jilovda ushlash uchun qilinayotgan ish deb taxmin qilyapman men. Albatta bu taxminlarimga xohlagan qo'shilsin, xohlamagan qo'shilmasin. Lekin mening taxminlarim shu. Ya'ni o'zbek zabonlar tahlilda O'zbekistondan o'zbek, masalan menga aytayotgan odam aytayaptiki, o'sha Turkiyadagi xavfsizlikning odami.
o'zbeklar Suriyaga o'tib ketyapti, lekin hammasi o'zbekistonlik emas. O'zbeklar qirg'izistonlik, o'zbeklar tojikistonlik, o'zbeklar qozog'istonlik, o'zbeklar o'zbekistonlik. Bularni biz farqlashlikni imkoniyatimiz yo'q. Lekin o'zbek zabon va ta'qibchisi ko'p bo'lgan odamlardan tahdid xatari bor. Tahdid bor ular tomonidan. O'shaning uchun o'sha narsalarni balanslashtirish, balki buni bir marta mahkamadan o'tkazib, test yopib, test qilib, keyin o'rniga tushirib olish rejasi bordir, inshaalloh o'rniga kelib ketadi. Alloh taolo Abdukarim Mirzayev birodarimizga najot bersin. U kishiga o'qishlarini davom ettirish, millat uchun qilayotgan xizmatlari bardavom bo'lishligida Alloh taolo o'zi yordamchi bo'lsin. Ya'ni bu vaziyatda hozirgi kunda musulmonlarni har tomondan bir-biriga urushtirib, bir-biriga qayrayotgan ya'ni dushmanlarga Alloh taolo o'zi kifoya qilsin. Vaziyat qaltisroq, to'ppa-to'g'ri. Inshaalloh men qaytib borgandan keyin konsul bilan ko'rishadigan bo'lsak, aytadigan gaplarim bor. Bular yechimga uchrar. Taqiq qachon qo'yilgan ekan dedim. Juda yaqin bo'lib ketdan u odam men bilan. Menga aytdiki, taqiq dedi, senga dedi, 2019-yilda qo'yilgan dedi. Men 2018 yoki 2017da menimcha Turkiyaga borganman. 19 nima uchun qo'ygan? Demak, 1 yil oldin boshlangan bu ishlar. Turkiyaning imiji tashqaridan terror yetishtiradigan, terror uchun koridorlik vazifasini o'tayotgan bir mamlakat sifatida dunyoga tanilgani uchun endi o'sha bir vaqtlar o'sha koridorga o'zi manfaatdor bo'lganligi uchun imkon qilib bergan edi. Endi bu imkoniyat buni imijiga ta'sir qilyapti. Bu koridorni yopish kerak. Ana shu koridorni yopish masalasida Idlibda o'tirgan, Suriyaga aloqasi bor bolalarni hammasidan qo'ldan kelgancha foydalana oladi endi. Lekin yangi odam borishligi, yangi odamni bu orqali o'tib borishligi ularga Turkiyaning siyosatiga, ya'ni yaxshilik sifatida baholanmayapti. Shuning uchun bu ishni qilishyapti menimcha. Alloh taolo oson qilsin. Turkiya bilan O'zbekiston qardosh millat. Turkiya bir katta bir imperiya, ya'ni imperiyani xohlayotgan mamlakat. 2023-yilga borganda Lozan shartnomasi oxiriga yetadi, Savur shartnomasi to'g'risida gaplar bor. Xullas, hozir gapni boshlasam siyosatdan kirib boshqa joydan chiqib ketishim mumkin, shuning uchun sizlarni boshingizni aylantirmayin. Turkiya hozir eng qaltis vaziyatni boshdan o'tkazyapti. Turkiyada ko'pchilik aytadiki, Erdo'g'on shu ishni qilyapti. Erdo'g'onni qo'lida. Saylov natijasida 48-50% odam ovoz bergan bunga. Turkiyada ovoz berganlarning ichida. Demak, qolgan 50% ichida radikal tarzda Erdo'g'onga qarshi guruhlar bor. Radikal, ochiq-oydin gapirishadi. Masalan, ba'zi odam aytadiki, Turkiyaga bordim, xalq yomon ko'radi Erdo'g'onni deydi. Bu odam bilan ozgina gaplashsangiz, u faqat o'sha JHP'lar doirasida yoki kurdlar doirasida yurgan odam bo'lib chiqadi. Bir guruh umuman yomon ko'radi. Hozir imkon bo'lsa, hozir Erdo'g'onni taxtdan ag'darishga harakat qilishadi. Hozir to'xtayotgani yo'q bular. MHP degan tashkilot bor, ya'ni partiya bor. Tashkilot emas, partiya. Milliyatchi xalq partiyasi. Uni lideri hozirgi kunda rasmiy lideri Davlat Bahçeli. Davlat Bahçeli o'sha milliyatchilar mana bu emblema bilan va urkuchilik deydi, bo'ri simvoli bilan tanilgan. Anaqa mafiya asosan shularning qo'lida, katta tijoriy markazlar shularning qo'lida. Bular hozir biroz Erdo'g'onga yon bosib turibdi. Lekin ona muxolifat ularning ichida, ya'ni eng kattasi hozir JHP. JHP kim edi? JHP aynan Turkiyani xilofat ag'darilganda qurilgan 1923-yilda
tashkil qilingan partiya aynan Otaturkni partiyasi. Otaturkni partiyasi. U ilmoniylik, loyiqlik, o'sha loyiqlik deydi. Din bizga aralashmasin, din kerak emas deydigan odamlar. Hozir xalq dindor bo'lib ketganligiga JHPni odamlari chiqib olib o'zini dindor ko'rsataman deb rosa qovun tushiribdi. Bitta JHPlik chiqib aytibdi. Biz ham namoz o'qiymiz. Bizni nimaga namoz o'qimaydi deysizlar? Masalan men jumani qazosini o'qiyman har doim deydi. Yana gazetada shunaqa xabarlar chiqadi, JHPni gazetalari bor. Bu yil ham qurbonlik haj mavsumiga to'g'ri kelib qoldi deb yozibdi. Ya'ni shunaqa odamlar o'zini dindor ko'rsataman deydi, dindan mutlaqo uzoq bo'lganligi uchun qovun tushiraveradi. O'shaning uchun o'shalar Erdo'g'onni qarshisida turgan odamlar. Balki bu ishlarda haligi yuqorida aytganimdek, Turkiyaning imijiga ta'sir ko'rsatish uchun bunga o'xshagan ishlarni qilayotgan bo'lishlari ham mumkin. Endi ba'zi tekshiruvlar o'tgandan keyin inshaalloh robbil alamin hammasi o'rniga tushsa kerak. Turkiyaga ya'ni asossiz ravishda ta'qiq qo'yish yarashmaydi. Men endi Twitterda to'g'ridan-to'g'ri Erdo'g'onni o'ziga, Erdo'g'on janoblariga bu hodisa to'g'risida bayonot sifatida bir narsa yozdimda, keyin o'chirdim. Hozircha dedim, bu tomondan bir surishtirib ko'raylik. Shu holat bo'yicha agar ish ya'ni hal bo'lmasa, Erdo'g'onni o'ziga ham yozsangiz bo'ladi, Twitterda eng aktiv odamlardan. Mujallamiz bor endi asli siyosiy o'yinlarda o'yinchi bo'lib qolmaslik eng katta yutuq. Va alaykum assalom. Inshaalloh robbil alamin Alloh nasib qilsa, Xudo xohlasa Dubaydan qaytib borganimizdan keyin bu masalalarga qo'l uramiz. Bilishimcha yaxshilik bilan davom etadi. Turkiya bizga nisbatan dushmanlik qilmaydi inshaalloh. Bizi xalqimiz, bizi millatimiz ham kelajagini buyuk bo'lishligiga haqli. Ajdodlarimiz fath qilgan yerlarga avlodlarini kirgizmaslikka hech kimni haqqi yo'q. Modomiki jinoiy to'da o'sha tahdid kodlari o'z asosini topmagandan keyin albatta kirishga haqqimiz bo'ladi. Qayerdaman? Al Mamzar degan joydamiz. Shunaqamidi? Mamzarmi, mamzarmi, xullas. Kirish pulligi ekan bu yerda ham 10 ming so'm emas. Bir kishiga 10 dirhamdan to'g'ri keladi. Bitta artist aytibdi, bu ko'katlarni bosib yormaslik kerak deb. Bu yerda hamma ko'katlarni bosib yuribdi. Hech kim indamayapti lekin. Keyin piknik ekan bu. Piknik. To'g'rimizda suv. Suv. Bu yoqda piknik, orqamizda odamlar joy qilib o'tirib olgan. Arzimagan puliga kirib, xohlagan odam xohlagan o'yinini qilib damini olib yotibdi. Sizlarga endi buni bir ko'z quvonish uchun ko'rsatmoqchiman. Mana bu yoqda, mana dengiz. Dengiz u shu birodarlarimiz shashlik qilishyapti. Toshkentlik bratvalar. Xullas. Ana bu yoqda ham maza qilib o'tiribdi xullas. Bu yoqdagi odamlarni qaranglar. Mana agar Toshkent City'ga ham shunaqa sharoit qilib, piknik qilib, bemalol oyog'ini uzatib, manaqa sapchaguch sakrashlikka ruxsat berishsa, mayli 10 ming so'm berib kiramiz. Lekin 10 ming so'm berib kirib, u betonamaniyada nima qilardingiz? Betonamaniya. Ya'ni betondan boshqa narsa yo'qki City'da, nima bor? Hayronman, City'ga 10 ming so'm pul berib kirib nima qilar ekan odamlar? Nima bor? 10 ming so'm pul berib kirasiz, nima bor? Yana ana bitta artist chiqib aytibdi, ko'katlarni bosib yuboradi deb. 10 ming so'm bergandan keyin bosishga ruxsat berish kerak ko'katlarni. To'g'rimi? Ko'katni bosishga ruxsat bermasa, nima uchun men 10 ming so'm pul to'layapman?
piknik kılıçlık ruhsat verirsin. Kullas gap kop. Ne bende iş yaptı? Bana şu 10 bin insan özünüzü kaplaş gerek diye iş yaptı da. Hop, özünüzü kaplaş için pullu halktan olmasızlık gerek de. Şu özünüzü kaplaş için şu CT'deki joylarını devlet verdi şu ticaretçiler gibi. Uşandan topu yetken mablağını evazige CT'ni uçlap duruş gereği, haracat kılış gereği. Adamların çakırış çünkü otta restoranlar açılı yaptı, kafeler açılı yaptı. Uşa restoran kafelerini arayındaki biri yaptı CT'ni kurgan adamlar. Uşa uşandan çüş etken mablağını bir kısmını arayındadan otturup süskü nakti. CT'ye saplay sizde. Biz uşan için boramızda. Şimdi 10 bin insan arzıma gelen deyişi mümkün. Lekin adli arifmetike bana hesaplasayız. Ayıge, ayıge. 200 bin, 250 bin. Eğer yan yan boğulsa, hesap kitapları karagende 300 bin dolar geçe pul taşırken. Maş pullu kıp koysa. 10 bin insan nime gedir, maşınaga 20 bin insan yana nime gedir, nime. Ötki kırıp çıkan adam. 300 bin dolar etrafında pullu aylan işe bir varadı. Bir varış gerek. İçkara girken de restoran tekin bu miydi? Restoranın pul tolaş gerek ki içkarıda. Ham halktan kirişige pul alamız. Ham içkarıda pul alamız. Lekin gazonla başka ruhsat vermeyimiz. Hop. Allah hayırlı kısın inşallah. CT'ye okşayanlar sabahdan katta kattasını kuruşu özümüzge nasip kılsın. Allah nasip kılıp şunaki işlerge imkanatımız bugülgen de. Hemen her sene ilacı bulsa restoranlanmayam tekin kıp koyardım ben. Yapışka asan topu doğru. Lekin bunu amalige aşırış hem niyetge yaraşa Allah Teala bir işliğinden umidimiz var. Yani yukarıdaki hemen ciddi mavzular kop getir, fakat CT'ye urgu vermeyler. CT'ye hakkında yol yöle gepirdim halas. Joy acayip. Piknikte şaşlık bir şey yaptı. Şimdi pişkünce azgını saval cevap kısagen buladı. Yu, lekin vaktimiz tüke kaladı da. Hala o dengizde çömüledigen joylarda cayanaka şarmandalik yok iken, yakşı iken meşit. Meşit joy aynı kısa. Tekin joyları var. Tekin joyları otup çömülse, kumlarga bana okşayan bana narsalar bırakken bana. Bunlarını koyu olas. Bunlarını üstüge dasturxoningizni, choyingizni koyu olas. Bemalol. Tekin joyları yan var. Lekin bu joy aynen piknik için. Joylar eken. Joyup. Ha, haligi gapni gapirmadim. Boshimdan o'tgan gap, o'shani gapirib beray, ozgina vaqt. Turkiyada keyin menga taqiq bo'lgandan keyin ko'ch idora bor ularda, ya'ni migratsion idorasi. Ko'ch idorasini bir joyi bor ekan, o'tga kirgizishdi meni. Kirsam, o'tda bir 15-20 ga yaqin davlatda odamlari o'sha aynan taqiq bilan kirgan, qaysidir nimadir kodlar bilan taqiq qo'yilgan kirishgan bolalar. Har turli odam bu yotibdi. Kirishingizga to'g'rida hojatxonasi bor, o'tga kirib sigaret chekyapti, bu yoqda o'tiribdi, bir qora tanli odamlar bor, eronli odamlar, har turli odamlar bor. Kirgandan keyin shom vaqti bo'lib qoldi menda. Shom. Shomni o'qidim. O'qigandan keyin xona qidirsam, bitta xona bor ekan, kichkinagina, xonaga kirib o'tirdim. O'tirsam, keyin men namoz o'qiganimni ko'rdi bir bola, bo'yi pastakroq, soqolli, boshi tepakan bir bola keldi-da, meni chaqirdi. Ruschalab gapirdi. Keyin u bilan bu yoqqa o't dedi, bu yoqda yaxshi joy bor dedi. Kirsam, ichkariroqda yana bitta xona bor ekan, kattaroq xona. Yonida joy bor ekan, shu yerga o'tir dedi. Namoz o'qirkansam mana joy namoz. Men kiyimimni tashab o'qidim namozni. Joy namozni berdi, keyin xutbamni birga o'qidik.
Keyin u bola bilan gaplashimanda telefonda hech narsa yo'q. O'rtoqlarim olib kirib ketib qolgan edi telefonlarni. U bola keyin aytib qoldi, Dog'istonlik bola ekan. Dog'istonlik bola keyin Misrda o'qigan ekan. 15 yil Misrda o'qigan. U bilan keyin katta suhbatlashdik-ku. Daryoning ichiga tushib qopman, juda ilmli bola ekan. Xullas İmam Maturidiy'den kirib, İmam Ash'ariy'den çıkıp, Salafilik düşüncelerden, Mısır'daki siyasi vaziyetten, içtimai haletke, Türkiye'deki vaziyetke, hepsini gaplaştık. O becere 25 günden beri oturup diyken şu anda. Kaçan çıkıp yetiştiğini malum masakken, buradan telefonu bırakken, telefonu, onu zaryatkasını yiyen bir kişi koydadan turaydı diyken, çıkıp yeti vargen, hop yeti vargen. Zor bolayken, yani Rusça'da tıvaya maya kılıp yaplaştım. Arapça'da keyin boşladık. Arapça'da hem anca beni mutalamı çıkardı. Yakşıyken Arapçası. Kov yaplarını yaplaştık. Keyin o ayetti ki uşa Mısır'daki halat bu içeyen menge şu bala yapırdı. Mısır'da itibarlı ulamalar var. Mesela Hüsan Han var, Muhuddin, Şeyh Muhammed'in, Hafiz Rahmanullahlar var, Ali Can Kağrılar var. Bunlarını kora qilib borgan odamlar doim baraka topyapti. Lekin pulga harakat qilayotgan, ayniqsa shu biz O'rta Osiyodan borganlar haqida biroz xafa bo'lib gapirdi. Ularni ogohlantirish kerak, din diyonatni suiiste'mol qilmaslik kerak deb gapirdi. Keyin u bolani telegramlarini boshqasini olib oldim. 25 kundan beri, ya'ni qaysi samolyotda kelgan bo'lsangiz, o'sha samolyotni catering avukat beradigan narsası var. Uşa avukatını berarken. Aeroport uşa adamı uşa avukatını berarken. 25 günden beri fakat bir kıl butribrot kıradı, su berişadı, canı geti gitti. Turkçana bilmez eken o bala. Keyin uşa cayda hizmet kıyırgen hadımge aittim ben. Sen dedim Türksen dedim. Taşkarada dedim Türkler hakkında cüda yakşı fikir demez. Demek ki bunu muamele kılayım sen. Akıl bu biçara dedim, 25 günden beri butır burat kurup kuğuna inip gidiyordu. Bunu bir nasıl ap gibi dedim. Hiç yok bir adli non ap gibi, Türk nonunu. Simit ap gibi hiç bu mesele. Desem, az gün daha turda bop dedim, çıkıp getip ki zaytun, tuhum, pişlak, simit, yani adli non, bir kançı salafanda kıp gelip, berip gitti. Güde kursam bu olduğunu barayam, otururken Allah yani kıyan ihsanını, hayriyesini, acrını versin. Şu bulan hani adam kaldı, ertesi günü çıkıp kettim. Keyin telefonlaşıp durdum o bulan. Tahminen bir hafta aldırarak menge yazdı. Elhamdülillah çıkıp kettim ben dedi. Türkiye'ye kirdim dedi. Unga koyulgen takip optaş alıptı Türkiye'de ben dedi. İçkarıda bugün macerayım cümden ibaret buldu. Allah Ta'ala özü bundaki işlerimizde hayriyet, berekat, yakışıklar devamı ve devam sabit kademlikte devam için soruyumuz. Barçalarımızda dünyanın sefer kılış, seyir kılış, ibret alış, Allah Ta'ala'nın yaratıp koygen mucizelerden bahraman buluş, ve dünya seferleri orkali ahiretke acil mükafat alışımız için ibretler alışımız Allah Ta'ala nasip kılsın. Subhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk ve etûbü ileyk ve âhidu davana enil hamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.